Merhaba, Gentaş'ın bilançosuna bakalım. Evvela net işletme sermayesinde bir sıkıntı yok. Net borç da 12 milyon azalarak 13 milyona gerilemiş. Son 6 çeyrekte herhangi bir yatırım yok arkadaşlar. Nakit akışlarında da şu anda bir sıkıntı yok. Bunları söyledikten sonra gelelim. Faaliyetler kısmına hasılattan başlayacağız. Çeyrekliksel bakıyoruz arkadaşlar. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasında ne gibi artış ya da azalış olmuş? Yüzdesel olarak ona bakıyoruz. Geçen yılla aynı çeyrekte, yani geçen yıl aynı çeyrek bir önceki çeyreğe göre %15,23 oranında hasılat artarken şu anda -6,18 olmuş. Yani gördüğü gibi son iki çeyrekte bir önceki çeyrek de eksiymiş. Eksi eksi gidiyor arkadaşlar. Son iki çeyrek hasılatta yavaşlama devam ediyor arkadaşlar. Her sattığı 100 dolarlar ne kadar faaliyet kararı üretmiş? Geçen sene 16,48'miş. Bu çeyrek 5,62, bir önceki çeyrek de 12,35'miş. Bu gördüğünüz gibi 6 çeyreğin en kötü performansı olmuş arkadaşlar. Her 100 liralık öz varlıklarıyla ne kadar faaliyet kararı üretmiş? Geçen sene 10,57'ymiş. Şimdi 3,41, bir önceki çeyrek de 9,48. Bu da son 6 çeyreğin en kötü performansı olmuş. Gelelim net kar kısmına. Net kar geçen sene 9,51, şu anda 0,89. Bir önceki çeyrek 18,46. Bu da son 6 çeyreğin en kötü performansı olmuş. Gelelim öz kaynak büyümesine. Geçen sene 9,05. Bir önceki çeyrek 18,08. Şu an ise 0,39. Bu da son 6 çeyreğin en kötü performansı olmuş arkadaşlar. Gelelim öz kaynak büyümesine. Öz kaynaklar 2022'ye 9'da %70,48. 2022 12'de %71,62. Şu anda ise zirvesini tamamladıktan sonra 57,98'e gerilemiş. Tabii bir sürü değerlerinde arkadaşlar sıkıntı oluşmuş, onu biliyorsunuz. Ve bu büyüme de aşağı yönünü çevirmiş. Sanırsam bir sonraki çeyrek bundan daha da aşağı gelecek diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar dilerim, benim dileğim gerçekleşmez. Daha yukarıda kar yapar, yatırımcısını üzmez. Fiyat hareketine bakarsak arkadaşlar 21.12.2020'yi baz almışım ben. Orada 2.73'müş. Oradan bu yana öz kaynaklar %108. Fiyat da %94 gitmiş arkadaşlar. Ancak bu fiyatın doğruluğu tartışma konusu. Çünkü yeni halka arz olduklarında absürt fiyatlara gidiyorlardı. Bunu da dikkatinizi çeker. Halka açık bugün %53. En düşük piyasa değeri, defter değeri 0.81, şu anda 1.78 arkadaşlar. Yaklaşık 2 katı diyelim. 2 katından biraz fazla. Bütün bunlardan bahsettikten sonra getiri potansiyeline bakalım arkadaşlar. %57.98 büyürse. Yani büyük büyümeyeceğini bilmiyoruz. Bu fiyattan bağımsız olarak arkadaşlar, fiyat 5.31 ya, isteseniz siz buna 5 milyon verin fark etmez. 5 lira değil, 5 milyon verseniz de şu gördüğünüz öz kaynak var ya, birim başına düşen öz kaynak. Bunu ancak %57 oranında büyütecek. Böyle devam ederse, aşağı düşmezse. Bu da size 1 lira 73 kuruş öz kaynaktan dolayı para kazanacaksınız. Siz bir şirketin ortağısınız ya. Değil mi? Fiyattan bağımsız olarak bu şirket öz kaynakları ne kadar büyütürse siz de ortak olarak o kadar faydalanacaksınız. Gelelim fiyat hareketine, fiyatına. 5.31. Bu 5.31'i faize koysak 175 kuruş kazanacağız. Herhangi bir duran maddi varlık alırsak arkadaşlar, enflasyondan dolayı 3 lira kazancımız olacak. Dolayısıyla şirket şu anki performansıyla hem faizin hem enflasyonun gerisinde kalmış. Dolayısıyla burada iki koşul gerekiyor. Ya şu artacak arkadaşlar, değil mi? Şirketin öz kaynak geliri artacak. Bunun gelirini artması için şu öz kaynak büyümesinin artması lazım. %57'nin üstüne, ki biz artacağını tahmin etmiyoruz. Veyahut da faizin ve enflasyon getirisinin düşük olması lazım. O zaman ne olur? Şu yatırdığınız 5.31 değil de daha düşük bir fiyat yatırırsanız, o zaman ne olur? Faiz getirisi ve enflasyon getirisi düşer ve bir denge oluşur. Bunun hangisinin gerçekleşip hangisinin gerçekleşmeyeceğini tamamen yatırımcı olarak siz karar vereceksiniz. Arkadaşlar, videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanala abone olur, bildirimleri de açarsanız
bu gibi videolardan haberiniz olur. Belki bunlar size bir ışık vurur. Belki. Bilmiyorum olur mu olmaz mı? Arif olan anlar. Gerisine ben karışmam. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere.